Merhaba değerli arkadaşlar. Memur Yapan Akademi Türkiye Genel i EKPSS 1. deneme sınavımızı yaptık. Umarım sınavımız güzel geçmiştir. Şimdi ön lisans tarih sorularının çözümlerini yapacağız. Evet, birinci sorudan başlayalım bakalım. İslamiyet öncesi Türk tarihi ile ilgili güzel bir soru. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk devletlerinde kurultay üyesi değildir? Kurultay dediğimiz arkadaşlar İslam öncesi Türk devletlerinde Devlet işlerinin görüşüldüğü mecliste, danışma meclislerinde, toy ya da kengeç deniliyordu. Ve üyeler arasında tabii ki Kaan Kurtay'ın başkanıydı. Kaan olmadığı zaman Aygucu yani başbakan, Aygucu başbakandı. Ee, Kaan olmadığı zamanlar Aygucu dediğimiz başbakan e, başkanlık yapardı. Sonra Hatun da vardı. Ama dikkat edin Hatun Kurultaya başkanlık yapmaz. Bu arada bana dikkat edin. şeyleri falan kabul eder devlet yönetiminde etkildir ama... ...hatunun kurultaya başkanlık yapma gibi bir görevi de yoktur. Buna dikkat etmek lazım. Haden üyeleri de vardır. Ama ne? arkadaşlar Şaman yok. Bakın doğru cevabımız Aşıkkı. Şaman dediğimiz biz Türkler'deki din adamlarıdır. Ve din adamlarının kurultay dediğimiz mecliste olmaması... ...bize İslamiyet öncesi Türk devletlerinde... ...teokratik bir yapının olmadığını da gösterir. Yani din kurallarıyla yönetilen bir devlet değiliz İslam öncesi Türk devletlerinde. zaten İslam öncesinde biz gök tane inanıyoruz ve asla teokratik bir yapı yok. Din adamları da yok. Orada arkadaşlar sınavda yanlış yazmışım. E, Affınızı sanıyorum sığınıyorum. Şat yazmıştım. E, şaman yazılacaktı aslında. Şat yazılmış yanlışlıkla. <laughs> Ona dikkat edin. Şat dediğimiz hükümdarın büyük çocuğudur. O da vardır. O da üyesidir. E, Şat'ta ama e, doğru cevabımız şaman olacak arkadaşlar. Buna dikkat edin. Ee, evet ikinci soruya geçelim. Ee, Türk İslam tarihi ilgili bir soru. Yine bir soru gelecek bize burada. Türklerin İslamiyet'e girişlerinde e, gibi durumlarından hangilerinin olumlu etkisi olduğu söylenebilir? Yani biz İslamiyet'e girişimizi etkileyen sebepleri sormuşuz aslında. Abbasiler'in mevali politikasını terk etmedir. Elbette mevali politikası neydi arkadaşlar? Emevilerin izlediği politikaydı bu. Arap milliyetçiliği politikasıydı. Mevali politikası dediğimiz Arap milliyetçiliği. Ve Türklere ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapılıyordu. Devlet kademesine yer verilmiyordu. Ama Abbasiler bu politika terk ettiler. Ümmetçi bir politika izlediler. Eşit ayrımcılık yapmadılar. Bakın buradaki kavramı bilmemiz lazım. Bir var. Gökten, Gökten Gireyin ile Samet arasındaki benzerlikler. Elbette Gök dini ile İslamiyet arasında bir sürü benzerlik var. En basitinden ikisi de tek Tanrı'na inanış. İşte kurban kesme geleneğinden tutun da e, daha birçok benzerlikler vardı arkadaşlar. Ahiret inancı, temizlik ve ahlak anlayışıması değil mi? Biz İslamiyet'te önce de e, birçok özelliğimiz İslamiyet'te benziyordu. Ama bakın kut anlayışı olmaz. Kut anlayışı hiçbir şekilde alakası yok arkadaşlar. Bizim İslamiyet'e geçtiğimizde kut anlayışı hiçbir alakası yok. Doğru cevap 1 2 Denizli olacak. Bakın bu işi neydi? Devletin yönetme görevinin gök tanrı tarafından verildiğine inanılması. Bu bizim İslamiyet'e geçişimizde hiçbir şekilde etkili bir sebep değildir. Kaydedin, güzel bir soru. Üçüncü sorumuz Osmanlı'nın son dönemiyle... Do Pardon, Heh, şuradaymış üçüncü soru. Üçüncü sorumuz arkadaşlar Osmanlı ile ilgili bir soru. Aşağıdaki hangisi Osmanlı Devleti'nde reaya arasındaki gruplar arasında gösterilemez? Tabii yine bir Kavram var burada. reaya bilmemiz lazım. Rea'ya dediğimiz halk arkadaşlar. Rea'ya halk. Yani vergi veren halk ama. Ee, tabii ki halk kesiminde... Ee, şimdi Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar... Yöneticiler ve yönetilenler diye iki ayrılır. Yöneticiler vergi vermez. Yönetilen halk vergi verir. Rea'ya dediğimiz halk. Böyle de aklınızda kalabilir. E böyle düşündüğümüz zaman... Köylüler şehirliler, çiftçiler, konar göçerler bunların hepsi yönetilen ve AYA kapsamındadır. Ama bakın tımarlı sipahiler dediğimiz askerler yönetici sınıfında yer alır. Bunlar ve reaya kapsamında alınmıyor arkadaşlar. Dikkat edin. Bunlar yönetici e, kısmında. Doğru cevabımız denizde olacak. Mesela yine burada tımar sipahiler yerine işte vezir azam, defterdar, kazasker, nişancı. Bakın bunların hepsi ve ayağı arasındaki gruplar içerisinde gösterilemez. Onlar yöneticiler, yönetenler kısmındadırlar. Evet, dördüncü sorumuz Osmanlı tarihi ile ilgili. Yine Osmanlı'nın son dönemi ile ilgili bir soru. Üç tarzı siyaset çok önemli bir eserdir. Yusuf Akçura'nın eseridir arkadaşlar. Yusuf Akçura Rusya'daki e, Türkçü yazarlarımızdan bir tanesidir. Ve 1904'te Kahire'de Türk adlı gazetede kaleme aldığı bir makaledir. Aynı zamanda daha sonraki da basılmış. Yusuf Akçura Osmanlı Devleti'nin temel devlet politikası olarak Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük olmak üzere üç siyaseti kıyaslayarak incelemiş. Üç tarzı siyasette. Ve 19. ve 20. yüzyıl başlarında Osmanlı'da bu fikir akımlarının ortaya çıkması ve tartışılmasının nedeni nedir? İslamcılık, Osmanlıcılık, Türkçülük neden tartışılıyor arkadaşlar? Ee, tabii ki buradaki temel nokta dağılmayı önlemek. Yani bu fikir akımlarının ortaya atılmasının sebebi, ortaya çıkmasının sebebi dağılmayı önlemek. İşte Osmancılık'ta değil din, ırk ayrımı gözetmeksin biz bir Osmanlıyız diyoruz. Niye? Çünkü milliyetçi isyanlar var. Bak milliyetçiliği yaymak bu çeldirişi özellikle Ağaçlıklı'ndan. Milliyetçiliği önlemek deseydi o zaman soru yanlış olurdu zaten. Onu da doğru kabul ederdik. Milliyetçiliği önlemek, dağılmayı önlemek. Tabii ki yani isyan etmeyin kardeşim diyoruz biz. Şu i̇şte Rumlar, Yunanlılar, Ermeniler... Sırplar isyan ediyorlar. Biz diyoruz ki değil din ırk ayrımı gözetmek için. biz bir Osmanlıyız. Tabii başarılı olmayacak. E, ne kadar çok biz e, bunu vurgulasak da Avrupalı devletlerin kışkırtmaları ve Fransız yani yaydığı neşik akım etkisiyle Osmanlıcılık başarısı olacak. Sonra İslamcılığı ortaya atacağız. Abdülhamit döneminin politikasıydı. E, Araplar isyan edecek ve Arapların İngilizlerle işbirliği yapması sonucunda İslamcılıkta başarısı olacak. Zaten burada Yusuf Akçura da Türkçülük üzerine duruyor arkadaşlar. Yani bu üç e, fikir akımını inceliyor ama Türkçülüğü ön plana çıkartıyor Yusuf Akçura. Temel nokta neymiş? Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önlemek. Evet beşinci sorumuz. İnkılap tarihi sorumuz. Tabii ki inkılap tarihi bizim için çok önemli. E, yaklaşık 9-10 tane soru buradan gelecek. Aslında hangisi Mustafa Kemal'in en çok okuduğu, etkilendiği Türk yazarlar ve Türk yazar ve düşünürler arasında gösterilemez. Arkadaşlar Mustafa Kemal Namık Kemal'den çok etkilenmiştir. Mehmet Emin Yurdakul'dan Yürdekul, çok etkilenmiştir. Tevfik Fikret, Ziya Gökalp, değil mi arkadaşlar? Siz Ziya Gökalp'ten özellikle Türkçülük anlamında çok etkileniyor. Namık Kemal'den vatanseverlik anlamında. Tevfik Fikret'ten batıcılık, ben inkılapçılık, yenilik ruhumu ondan aldım diyor Tevfik Fikret için. Yine Mehmet Emin Yurdakul'dan da vatanseverlik anlamında etkilenmiştir. Türkçülük anlamında etkilenmiştir. Ama Mehmet Akif Ersoy yok. Bakın doğru cevabımız burada Adana olacak. Mehmet Akif Ersoy İslamcı arkadaşlar. İslamcıdır. Evet. Mustafa Kemal'in asla İslamcılıkla ilgili bir şeyi yok. Ee, kesinlikle ee, bir düşüncesi yok. Mehmet Akif Ersoy zaten o dönemlerde henüz ünlü birisi değil. İstiklal Marşımız tabii ki bizim için çok değerli, çok kıymetli. Mustafa Kemal'i e etkileyen kişiler arasında Mehmet Akif Ersoy'u alamayız henüz daha dedim ki o dönemlerde böyle ünlü birisi değil ee, çok fazla sonradan biliyorsunuz e, daha ünlü ünlenecek öldükten sonra aslında daha çok kıymeti bilinen e, önemli İstiklal marşımızın çok değerli yazarlarından birisi. Altıncı soruya gelelim yine inkılaptayla ilgili Osmanlı devleti kayıtlı topraklara geri almak için Amanya'nın da savaşa girmiştir bu durumu yaşarması etkili olan unsur aşağıdakilerde hangisidir? Yani unsur derken arkadaşlar Almanya'nın yanında savaşa bizi savaş sokan kim? Almanya, Almanya'nın politika izleyen, e, Almanya'nın savaşı kazanacağını düşünen tabii ki İttihat ve terakki arkadaşlar. O cevabımız. Birinci Dünya Savaşı'na girdiğimizde İttihat ve terakki partisi vardı yönetimde. Enver Paşa özellikle önemli isimlerden birisiydi. Geçiyoruz yedinci soruya. Mondros Ateşi Satlaşması ile ilgili bir soru. Yani Mondros Ateşi Satlaşması'ndan sonra başlayan işgallere karşı Türk halkı bölgesel savunma amaçlı direniş cemiyetleri kurmuşlar. Buna göre direniş cemiyetlerinin tek bir çatı altında birleştirilmesi sağlayan gelişme. Ee, hangi genelge kongre, hangi olay? Ee, şimdi arkadaşlar, direniş cemiyetlerinin bir çatı altında birleştirilmesi Sivas Kongresi'ndeydi. Unutmayalım, önemlidir. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir. Son kongre zaten bakın. Sivas Kongresi. Dikkat ediyoruz. Çıkma ihtimali yüksek bir sorudur. Evet sekiz soru. Evet. Tarih öğretmeni Serkan Hoca. <laughs> tarih öğretmeni Serkan Hoca. Tarih dersinde öğrencilerine ne demiş bakalım ben ne demişim Serkan Hoca. Benim ismim Serkan bu arada. 23 Nisan 1920'de açılan birinci Türkiye İklim Hizmeti. Bir sabah yürütme ve yargı yetkilerini sahip bir meclis. Ayrıca meclisin ve hükümetin başkanı da Mustafa Kemal'da vardı. Ona göre birinci Türkiye Hükümet Meclisi'nin özellikleriyle ilgili aşırılıklardan hangisine ulaşılamaz? Ulaşılamaz. Arkadaşlar bu verilen bilgilere baktığımız zaman bakalım. Ee, şimdi E şıkkından başlayıp kanun yapma etkisi ne olduğunu ulaşabiliriz. Kanun yapma etkisi var. Nereden alıyoruz? Yasama Yasama ne demek? Kanun yapmak. Yukarıda anlatıyordu. Hatta bir saniye birazcık küçültelim şunu. Şöyle gözükmüyor tamam. Şimdi bakın arkadaşlar. Yasama, kanun yapmak e burada diyor zaten. Bakın Yasama, Yasama kanun yapmak demektir. Olağanüstü etkilere sahip meclis olduğunu Evet. Olağanüstü yetkilere sahip meclistir. Bilinç Türkiye nerede anlıyoruz? Yasama yürütme yargı yetkilerini kendine toplamış. Bu güçler birliği ilkesidir. Hatta C şıkkını da doğru kabul ediyoruz o yüzden. Güçler birliği deriz biz buna ve olağanüstü yetkiye sahip olduğunu bize kanıtlar arkadaşlar. Nitekim meclisin ve hükümetin başkanı Mustafa Kemal bu da olağanüstü bir yetkidir. Ve bu da kuvvetler birliğinin olduğunu gösterir aslında. bir hükümet sistemidir bu. Doğru cevap kursa pardon doğru cevap Bursa değil. Meclis hükümet sisteminin de ulaşabiliriz. Doğru cevabımız arkadaşlar. Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanı seçildiğine ulaşılamaz. Mustafa Kemal Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte Cumhurbaşkanı seçilecek. Burada meclis hükümet var arkadaşlar. Burada cumhurbaşkanlığı ile ilgili bir şey yok. 29 Ekim 1923'te ilk Cumhurbaşkanı seçilecek. Devam edelim 9. soruyla. 3 Ekim 1921'de Mudanya Anteşi kes görüşmelerinde aşağıdaki devletlerden hangisinin temsilcisi yer almamıştır arkadaşlar? Şimdi Mudanya Ateşkes Antlaşması'nda arkadaşlar kimler var? İtiraf devletleri var. İngiltere var, Fransa var, İtalya var, Türkiye İklet Meclisi Hükümeti var. Yani Türkiye dediğimiz Türkiye İklet Meclisi Hükümeti adına hatta İsmet Paşa gitmişti. Ama Yunanistan yok arkadaşlar. Yunanistan'ı kim temsil ediyor? İngiltere temsil ediyor. Yunan Kralı Mazarakis Mudanya açıklarında bir kilometre açıklarda açıklarında e, bekliyor. İngilizler onları özellikle gelmesini istemiyor. Çünkü biz Kurtuluş Savaşı'nda Yunanları yendik. İzmir'de denize döktük. Siz gelmeyin diyorlar. Biz sizi temsil ederiz. Çünkü biz Yunanlarla masaya otursaydık istediğimizi alacaktık. Ama İngiltere, Fransa ve İtalya diyor ki özellikle İngilizler e, biz Türkleri Birinci Dünya Savaşı'nda yendik. O yüzden biz onlara yine ağır bir atlaşma, mondrosu Mondros gibi ağır bir antlaşma imza atabiliriz diyorlar. Bakın Yunanlıları getirmiyorlar. Görüyorsunuz Avrupa'nın her zamanki gibi politikaları. 10. sorumuz. Kurtuluş Savaşı ile ilgili arkadaşlar soru. Aşağıdakilerden hangi Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonucunda ortaya çıkan gelişmelerden biri değildir. Değil. Milli mücadelemizin Kurtuluş Savaşı'nın çok önemli savaşlarından birisi. Biliyorsunuz Mustafa Kemal'in hattı müdafaa yoktur. Sattı müdafaa vardır. Sözü de burada çok önemlidir. Arkadaşlar Fransa ile Türkiye Hükümeti, Hükümeti arasında Ankara Antlaşması imzalandı. Evet Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra Fransızlar Ankara Antlaşması Anadolu'yu tamamen boşaltmış. Hatta İtalyanlar da Anadolu'yu tamamen boşalttılar. İngilizler ve Yunanlar yalnız kalmıştı bu savaştan sonra. Ama bize neyi soruyor? Değildir diyor arkadaşlar. Mustafa Kemal'e gazilik ünvanı ve maraşalık rütbesi verilmiştir. Evet Mustafa Kemal atından düşüyor ve yaralanıyor. Hatırlarsanız kaburgalarında e, kaburga kemiklerini birkaç kırık oluyor. Ve e, doktoru e, savaş meydanına gitme bak ölürsün diyor. Hatırlarsanız hatta ciğerlerine batarsa eğer kaburgalarına e, kaburgalarından birisi ciğerlerine batarsa ölüm tehlikesi vardı. Ama Mustafa Kemal yaralı yatağından kalkıp yine de gidip savaş yönetecek Ve bu yüzden de ona Türk Hikmet Meclisi gazi gazilik ünvanıyla e, vermiş. Ve bir de en yüksek askeri rütbe olan Marşal rütbesi verilmiş. E, ee, Marşal rütbesi bu arada arkadaşlar bir Mustafa Kemal'de vardır bir de Fevzi Çakmak'ta. Fevzi Çakmak ise büyük taarruzdan sonra verilmiştir. Bu da aklınızda olsun. Arkadaşlar C şıkkımız da doğru. Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'la Kars Antlaşması da bakın Sakarya'dan sonra. Ankara ve Kars Antlaşması Sakarya'dan sonra bakın. Ama doğru cevabımız burada Edirne olacak. Mustafa Kemal'e başkomutan ki etkisi burada verilmiyor arkadaşlar. Kütahya Eskişehir Savaşı'ndan sonra başkomutanlık yetkisi verilmiş. Dikkat, özellikle bu soruyu koydum. Mustafa Kemal Sakarya Meydan Muharebesi'nde başkomutandır. Mustafa Kemal'in Kütahya Eskişehir Savaşı'ndan sonra başkomutanlık kanunu çıkmış ve başkomutan olarak yönettiği ilk savaştır bu. Sakarya Meydan Muharebesi. Büyük taarruz da başkomutanlık başkomutan olarak yönetecek. Ya yani Sakarya ve Büyük Taarruz'da Mustafa Kemal zaten Büyük Taarruz'da başkomutanlık meydan muharebesi diyoruz. Sakarya'da başkomutan olarak yönettiği ilk savaştır. Ama dikkat et, Sakarya Savaşı sonucunda ortaya çıkmadı ki bu. E, Gazi ve Maraşalı oldu ama başkomutanlık Kütahya-Eskişehir Savaşı'ndan sonra olduğunu unutmayalım. 10.000 soru arkadaşlar. Atatürk ilkeleriyle ilgili mutlaka bize soru geliyor. Her yıl kesin soru çıkacaktır. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin en kısa zamanda kalkınması için ekonomik. Bak vurgu yaptığı yere dikkat edin ekonomik ekonomik alanda bireylerin yapamayacağı işleri devletin üzerine alması. Bak bu ikiyi soruyor. ekonomik yatırımları devletin yapması arkadaşlar. Devletin yatırımları üstlenmesi ne, ne diyeceğiz? Devletçiliktir. Atatürk ilkelerinde bunları daha detaylı anlatacağım ben dersimizde size. Devletçilik ekonomik bir ilkedir. Devletin yatırımları üstlenmesidir arkadaşlar. Dikkat edin. Ekonomiye vurgu yaptığı, yaptığı zaman devletçilik diyeceğiz. Ama tabii her ekonomiye vurgu yapar yapmaz devçiliği zıplama. Belki de milli bir ekonomiye vurgu yapar. Doğru cevap milliyetçilik olur. Hadi. E, devletin yatırımların üstlenmesine vurgu yapması lazım. 12. sorudayız arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi siyasal bir plan biri değildir? Evet. Garanti sorunun geleceği bir yer. Atatürk ilk evin inkılaplarından zaten soruyorlar. İnkılaplardan da mutlaka bir soru soracak. Ama neyi sormuş? Siyasi alanda yapılan inkılaplardan biri değildir diye sormuş. Bakalım. Cumhuriyet'in ilanı siyasi halefeliğin kaldırılması, siyasi Ankara'nın başkenti ilan edilmesi siyasi, saltanatın kaldırılması siyasi ama tevhid-i kanunu siyasi değil arkadaşlar. Bu neyle ilgili? Eğitimle ilgili. Eğitim ve öğretim birliği kanunu. Bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştı ve eğitim ve öğretim birliği sağlanmıştı. Doğru cevabımız Edirne. Ve son sorumuz. 13. soru. Arkadaşlar Atatürk dönem Türk dış politikası ile ilgili bir soru. Hangisi Atatürk döneminde meydana gelen olaylardan birisi değildir? Balkan Antantı. Evet. Balkan devletleriyle yapmıştık sınırlarımızı korumak için. Sadabat Parti de vardı. 1934-1950 yıllarda falan. Modro Boğazlar Sözleşmesi'yle evet Boğazlar Komisyonu kaldırdık 1936'da. Yunanistan ile nüfus mübadelesi de yine Mustafa Kemal döneminde. Ancak doğru cevabımız burada. Denizli olacak. Birleşmiş Milletleri e üye olunması Hayır arkadaşlar. yok. Birleşmiş Milletler nerede? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra üye olduk biz. Milletler Cemiyeti deseydi. Evet Milletler Cemiyeti'ne 1932'de Atatürk döneminde üye olduk. Ama Birleşmiş Milletler üye olması. Birleşmiş Milletler zaten yoktu Atatürk döneminde. 1946'da mı kuruluyordu? Ee, i̇şte e, Çağdaş Türk Dünya Tarihi'nde de bahsediyoruz. Yalta Konferansı, San, Frans San Francisco Konferansı ile kurulacak ama Atatürk döneminde yok. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Dikkat edin. Yani bu soruyu da koymamın sebebi Milletler Cemiyeti ile Birleşmiş Milletler'i karıştırmayın arkadaşlar. Evet sorularımız bu kadardı. Ön lisans e, Türkiye genelinde birinci denememiz. Umarım soruları beğenmişsinizdir. E, Kafanız takılan bir şey olursa yine bana sorabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum hepinize. Hoşçakalın.